Elektronegatiflik videosunda kovalent bir bağ ister polar ister apolar olsun nasıl ayırt edebileceğimizi öğrendik. Bu videoda da moleküllerin nasıl polar ya da apolar olduklarını kavramaya çalışacağız. Ayrıca bu polariteyi diğer adıyla kutuplaşmayı moleküller arası kuvvetler dediğimiz şeye nasıl uygulayacağımızı göreceğiz. Moleküller arası kuvvetler adından da anlaşılacağı üzere moleküller arasında bulunan kuvvetlerdir. Bu bir molekülün içerisinde yer alan molekül içi kuvvetten farklı bir molekülün içerisinde yer alan kuvvet, kovalent bağ benzeri bir şey olacak. Hatırlayalım. Moleküller arasındaki bağ, moleküllerin birbiri arasında bulunan kuvvettir demiştik. Hadi şimdi ilk moleküller arası bağa bir göz atalım. Buna dipol-dipol etkileşimi diyoruz. Neden bu adı aldığına bakmakla başlayalım. Buradaki bir aseton molekülüne bakacak olursam, hatta oksijenle çift bağ yapmış karbon atomuna odaklanırsam, bu oksijenin atomunun karbon atomundan daha negatif olduğunu görürüm. Karbon ve oksijen arasında olan bu çift bağda 4 adet elektronumuz bulunuyor. Bu çift bağı burada işaretlemeye çalışacağım. Oksijen atomu daha elektronegatif olduğundan elektronları kendine doğru çekecek. Bu sebeple oksijen kısmen negatif yüklü olacak. Sarı ile işaretlenmiş bu elektronlar karbon atomundan uzaklaşıyor. Karbon atomunun elektron yoğunluğu biraz düşüyor. Ve bu karbon atomu işte bu şekilde kısmen pozitif oluyor. Daha da net olmak için kısmen pozitif olan yük oksijenle çift bağ kurmuş karbonil karbonunda oluşuyor. CH3 grubunun karbonuyla değil. Bu molekül için yükleri pozitif ve negatif olarak ayırmamız gerekecek. O halde polarize çift bağ durumuyla karşı karşıyayız. Ayrıca bir polarize molekülümüz var. Öyleyse burada iki farklı kutup var. Negatif ve pozitif kutup. Bu da onu polar bir molekül olduğu haline getiriyor. Yani aseton oldukça polar bir molekül. Ekranın alt kısmında görülen aseton molekülüne de aynı şey olur. Bu da polar bir aseton molekülü kısmi negatif ve kısmi pozitif yükler burada da var. İki adet kutbu var. Dolayısıyla buna dipol, iki kutuplu deniyor. Bu durumda her bir molekülün bir dipol anı vardır diyebiliriz. Organik kimyada zıt kutupların birbirini çektiğini biliyoruz öyle değil mi? Her bir molekül polar yani pozitif ve negatif yükleri ayrıldığından bu negatif olarak yüklenmiş oksijen pozitif yüklü karbon tarafından çekilecek. Bu sebeple İki molekül arasında elektrostatik bir çekim olacak. Aslında iki molekülü bir arada tutacak şey de tam olarak budur. Bu iki molekülü birbirinden ayırmak isterseniz de bir miktar enerjiye ihtiyacınız olacak. Asetonun kaynama noktasının yaklaşık olarak 56 santigrat dereceye tekabül ettiğini biliyoruz. Oda sıcaklığı 20-25 derecelerde olduğundan oda sıcaklığında asetonun kaynama sıcaklığına ulaşamayız. Bu sebeple aseton oda sıcaklığında sıvı halde bulunur. Özetle oda sıcaklığında ve basıncında aseton sıvı haldedir. Bu molekülleri bir arada tutan şeyin dipol-dipol etkileşiminin moleküller arası kuvvet olması gerekir. Bu moleküller arası bağda elektronegatifliğe bağlı Şimdi başka bir moleküller arası kuvvete bakalım. Bu seferkinin adı hidrojen bağı. Burada iki su molekülümüz var. Bir kez daha hidrojen ve oksijen arasındaki bu elektronları düşünürsek, oksijenin hidrojenden daha elektronegatif olduğunu hatırlayacağız. Yani oksijen kısmen negatif yük kazanırken o elektronları kendisine doğru çekecektir. Hidrojen elektron yoğunluğu az miktarda düşerken kısmi olarak pozitif yükle yüklenmiş olur. Aynı durum burada görünen su molekülü içinde geçerli. Elimizde kısmen negatif ve kısmen pozitif atomlarımız var. Aynı bir önceki ölçekteki gibi bu iki zıt yüklü atom arasında kısmen negatif yüklenmiş oksijen ve kısmen pozitif yüklü hidrojen arasında bir çeşit elektrostatik etkileşim olur. Sonuçta da bu polar bir molekül. Evet, su polar bir molekül. Bunun da bir dipol-dipol etkileşimi olabileceğini düşünebilirsiniz. Buradaki durum normal bir dipol-dipol etkileşiminden daha güçlü bir versiyon olmasının dışında hidrojen bağı dediğimiz dipol-dipol etkileşimine bir örnektir. Bir keresinde hidrojen atomu için ekstra bir bağ yapmasının mümkün olduğu düşünülmüştü. İşte orijinal tabirin geldiği yer burası. Elbette bu gerçekten bir molekül içi kuvvet değil. Burada moleküller arası kuvvetten hatta ve hatta en güçlü moleküller arası kuvvetten bahsediyoruz. Hidrojen bağının varlığını anlamanın en kolay yolu dipol dipol bağı karşı koyduğu durumda hidrojen atomunun neye bağlandığını bakmaktır. Bu durumda elimizde oldukça elektronegatif bir atom var. Oksijen atomu hidrojene bağlanmış durumda. Daha sonra bu hidrojen başka bir elektronegatif atomla etkileşimde bulunuyor. Sonunda kısmen negatif, kısmen pozitif ve burada başka bir kısmen negatif atomumuz oluyor. Aslında elinize bir hidrojen bağınız olduğunda elde edeceğiniz durum bu. Burada hidrojen atomu moleküller arası bağ gösteriyor. Bazı öğrencilerin unuttuğu şey hidrojenin elektronegatiflikte daha çok fark yaratmak ve daha fazla etkileşimde bulunmak için başka bir elektronegatif atomuna bağlanması zorunda oldu. Şöyle söyleyebiliriz. Hidrojen bağı için hatırlamamız gereken bu üç elektronegatif element. Flor, oksijen ve azottur akılda kalıcı olması için sadece simgelerini ezberleyebilirsiniz. F O N. Yani bundan sonra fonu hatırladığınızda hidrojen atomuyla bağ oluşturan elektronegatif atomları hatırlayacaksınız. Bununla birlikte bu moleküller arası kuvveti de hatırlamış olacaksınız. Suyun kaynama noktası bildiğiniz üzere 100 santigrat derecede gerçekleşiyor. Az önce bahsettiğimiz asetonun kaynama noktasından daha yüksek. Aslında burada hidrojen bağının daha kuvvetli olduğu dipol-dipol etkileşiminin daha güçlü bir versiyonunu görüyoruz. Bu sebeple su moleküllerini birbirinden ayırarak gaz fazına dönüştürmek için daha fazla enerji ya da daha fazla ısıya ihtiyaç duyarız. Neticede su oda sıcaklığında sıvı halde bulunuyor. Pekala. Şimdi başka bir moleküller arası kuvvete bakalım. Bu seferkinin adı dispersyon London kuvvetleri. Bunlar en zayıf moleküller arası kuvvetler. Daima orbitaller etrafında dönen elektronlar arasında yer almak zorunda. Buradaki metan molekülünde de dikkatli bakarsak bir karbon atomunun 4 tane hidrojen atomu tarafından çevrelenmiş olduğunu görürüz. Buradaki yapıyı nasıl çizdiğimi söylemek biraz güç. Özellikle 400'lü yüzlü bağlar ve açısal kanıt videosuna geri dönüp baktığınızda bunu 3 boyutlu olarak göreceksiniz. Bu hidrojen atomları karbon atomunu çevreler ve tamamını eşit aralıklarla sarar. Burada çok küçük bir fark var. Karbon ve hidrojen atomu arasındaki elektronegatiflikteki bu fark 3 boyutta göz ardı edilmiştir. Bu sebeple metan molekülü artık apolar olmuştur. Buraya yazalım. Soldaki molekül apolar, sağdaki de apolar. Yani burada dipol dipol etkileşimi yok. Burada hidrojen bağı da yok. Burada bu iki metan molekülünü bir arada tutan moleküller arası kuvvet Dispersiyon London kuvveti olacaktır. Ve bir kez daha orbitaller içerisinde dönen elektronlarla ilgili düşünebilirsiniz. Soldaki molekül üzerine düşünürsek kısa bir süre için molekülün bu tarafında negatif yük elde edersin. Yani bu taraftaki elektronlar negatif yüklü gibi görünebilir. Diğer taraftan molekül için kısmen pozitif yükleri vererek aksi tarafa hareket ettikleri görülebilir. Bu yüzden burada çok küçük bir etkileşim bu iki metan molekül arasında olabilir. Bu etkileşim oldukça zayıf bir etkileşim ki bu nedenle dispersyon London kuvvetleri en zayıf kuvvetlerdir. Zayıf da olsa aralarında bir bağ bulunuyor. Bu iki metan molekülü bir arada tutan şey bu etkileşimdir. Bu kuvvet zayıf olduğundan metan molekülün kaynama noktasının çok düşük olması beklenir. Gerçekten çok düşüktür. Metan molekülünün kaynama noktası eksi 164 derecedir. Oda sıcaklığı yaklaşık olarak 20-25 derece civarında olduğundan doğal olarak metan çoktan kaynamış olacak ve çoktan gaz fazına geçmiş olacaktır. Yani metan oda sıcaklığında ve basıncında gaz fazında bulunur. Şimdi karbon atomlarının sayısını arttırırsanız etkileşim kuvvetlerinin sayısını olabildiğince arttırmış olursunuz. Eğer bunu da yaparsak diğer hidrokarbonların kaynama noktasını göreceli olarak arttırabiliriz. Dispersiyon London kuvvetleri en zayıf kuvvet olduklarından bütün bu ekstra kuvvetleri özetlersek daha büyük moleküllerde çalışırken bu kuvvetlerin çok daha önemli olduklarını görebiliriz. Bazı moleküller arası kuvvetlerin elektronegatiflik uygulamasını ve ne kadar önemli olduklarını kısaca özetlemiş olduk.